Özellikle bu kitaplardan eğer özetlemek gerekirse, bugün de üzerinde çok tartışılıyor. Tiyatro 21. yüzyıla ayak uydurabilen bir sanat dalı mı değil mi diye. Ve bir yandan da adeta siz de bunu destekleyen bir görüşe sahip misiniz diye merak ediyorum. Zira sizin tanımınıza göre tiyatro en zengin ve en sesini duyurabildiği dönem 1960'lı yıllardı. O dönemde halkın her kesiminden, her sınıftan insan tiyatroya gidebiliyordu ailesiyle birlikte diyorsunuz. Evet. Evet, 60'lı yıllar tiyatronun ülkemizde de hatta dünyada da çok moda olduğu yıllardı. Artık moda deyimi galiba burada rahatlıkla bu sefer kullanabiliriz. Bugün tiyatro moda değil. Moda değil. Şuna bakın, yani ekranlardan kaç milyona hitap edebiliyorsunuz? Oysa bir oyunda en büyük salonunuz 300-500 kişilik bir salondur. Onu da her gece doldurmanız mümkün olmadığına göre demek ki tiyatro moda değil diyoruz. Çok başarılı yapıtlar olabiliyor. Bir istikrarsızlık belki söz konusu. Çünkü tiyatrocular da biraz şaşkın durumdalar. Yani bugün şöhret olmak kolay değil. Çok büyük yetenekler var. Kimsenin ismi duyulmadan silinip geçip gidebiliyor bu dünyadan. Her şey çok farklı. Sanal dünyayla yarışa girmesi, ya yarış halinde aslında, yarışa girmesi değil de yarış ediyor. Peki nasıl görüyorsunuz tiyatronun geleceğini? Bunu bu kitapta uzun uzun irdeledim, anlattım. Tabii bunlar benim fikirlerim. Kabul görür görmez bilemem. Ama benim inandığım, tiyatro öyle bir sanat olmayacak. Olmayacak. Ne kadar sanal dünyanın karşısında etiyle, canıyla, kanıyla insan birebir oynuyorsa izleyicisinin karşısında, bu bir rekabet oluşturamıyorsa da bugün, ama dünyada tiyatroyu var eden bu birebirliktir. Yani seyircinizle karşı karşıya. Onun o gün yaptığı hatayı görmek şansına sahipsiniz, düşünün. Düşebilir, tökezleyebilir. Ben falanca sene Ahmet Bey'i seyretmiştim, o gün tökezlemişti dersiniz. Bunu hangi filmde, hangi ekranın, nerede diyebilirsiniz. Çok farklı bir şeydir. Hakikaten tiyatro oyunları her zaman daha çok hatırlanır. Tabii. Şimdi sinemadaki bir oyuncunun karizması bir yere kadar yansır. Ama tiyatroda karizmatik bir oyuncuysanız izleyiciyi elinize avucunuza almanız mümkündür. Onun dışında biraz zordur. Ötede zor, iyi ya da kötü yönetmen istediği şekilde sunar ve siz de onun sunduğunu kabullenirsiniz. Çok farklı şeyler. Ben diyorum ki tiyatroda yeni bir şeye gerek. Bu yeni bir şeyin ne olduğunu bilseydim ne kadar güzel olurdu benim için. Ben bilmiyorum. Ama Ama bunu önemli tiyatro hissediyorsunuz. insanlarımız da henüz Evet. Ve böyle hissediyor. bir ipucu Tabii tabii veriyorsunuz 60'lı aslında. yıllarda müthiş bir patlama vardı tiyatroda. Tiyatromuz yeniden böyle küllerinden yeniden doğmuştu. 60'lı yıllarda pek çok olay olmuştu tiyatro adına. Bugün yeni bir şey olması lazım diye düşünüyorum. O hızla eğer kösteklenmesiydi politik nedenlerle, ülkemiz böyle sanattan bu kadar uzak yaşamasaydı tabii ki çok daha gelişmiş olurdu. Ama ben çok umutsuz değilim. Geçenlerde bir programda daha söyledim. Çetin Altan'ın sözü çok hoşuma gidiyor. Enseyi karartmamak lazım.